Hocama çok çok teşekkür ediyorum. Fatma Hanım ayrıca hikayesini bizlerle paylaştığı için çok çok teşekkür ediyorum. Bir alkışla sizleri uğurluyorum efendim. Buradan uğurlarken hemen diğer konumu davet etmek istiyorum. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Doktor Hakan Özörnek hocam geliyor. Hocam. Geliyorum. Hocam yola çıktım da, geliyorum. Yola çıktınız geliyorsunuz bayağı şık geliyorsunuz. Böyle gelir misiniz böyle lütfen? Evet tamam. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Çok şıksınız teşekkürler. Görüşmeler. Çok mersi. Şimdi doğurganlıkta kadının yaşının öneminden birazcık bahsedelim. Çok öyle önemli. Başlayalım. Çok önemli çünkü bir kadın annesinden yumurtaları ile doğuyor. Bir yeni bir yumurta hiçbir zaman üretmez. Olmuyor. Ve ilk adetle birlikte o bir depodur. O depoyu harcamaya başlar ve her adette biraz daha o depo azalır. Günün birinde depo biter ve menopoza girilir. Kaç tane oluyor dolayısıyla hocam yumurtalar da, yani her adette gittiğini düşünürsek? Her adette ortalama 1000 tane yumurta harcanır. Ve ilk adette aşağı yukarı 400 bin tane yumurtası vardır bir kadının. Hayatta da ortalama 400 defa adet görür. Yani 1000 tane yumurta yumurtlanmak için harekete geçer. Onların içinden bir tanesi final çizgisine gelir ve yumurtlanır. Öyle düşünmek lazım. Peki. Yumurtalık rezervimizi nasıl test edebiliriz? Vallahi bunun için esasında elimizde çok önemli bir belirteç var. Antimüllerian hormon dediğimiz kandan yapılan bir hormon tahlili bu. Adetin şu veya bugünü yapılması gerekli değil. Herhangi bir gün yapılabiliyor. Ve değer 1'in üzerindeyse rahatız. Ama 1'in altındaysa acele et anlamına gelir. Yani ne yap yani hocam? Evliysen tüp bebek yap, bekarsan yumurtalarını dondur. Çünkü yumurtalar bittikten sonra yapılabilecek hiçbir şey yok. Dolayısıyla yumurtalar varken ileriyi planlamak lazım. Yani çocuk sahibi olmak istiyorsanız hayatınızın bir bölümünde henüz evli değilseniz yumurtalarınızı dondurup bir kenara koyarsanız ileride rahatlıkla anne olma şansınız olur. Menopoza girseniz dahil. Tüp bebek tedavisinde laboratuvardaki yeniliklerden biraz bahsedelim hocam. Şimdi tüp bebek tedavisinde laboratuvar tabii her 44 senedir tüp bebek yapılıyor ve gerçekten bu konudaki ilerlemeler hastalarımıza gebelik oranı olarak dönüyor. 1993'te ilk başladığımda %20'lerden bahsediyorduk. Diyorduk ki en başarılı çifte %20 gebelik şansı veriyoruz. Bugün aynı çifte %70 gebelik şansı veriyoruz. Bu da tamamen laboratuvardaki ilerlemeden kaynaklanıyor. Yani yumurta nasıl döllenir? Döllendikten sonra işte embriyo ne yer, ne içer, neden hoşlanır, neden hoşlanmaz? En iyisini nasıl seçeriz? Artık günümüzde öyle cihazlar var ki 24 saat süreyle embriyonun gelişimini takip edip birbirleriyle karşılaştırabiliyoruz. Artık insanlardan da yavaş yavaş çıkıyor. Yapay zeka ile bunlar karşılaştırılabilir hale geliyor. Yani hangi embriyonun daha yüksek gebelik şansı vereceğine artık laboratuvar teknolojisi karar veriyor. Ki bu kadar yüksek gebelik şansıyla hastalarımıza hizmet verebiliyor olalım. Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktör veya faktörler nelerdir? Hastanın yaşı en önemli faktör. Çünkü yaş ilerledikçe demin de bahsettik yumurta sayımız azalıyor. İkinci önemli faktör ise yumurtaların kalitesi düşüyor. Çünkü yumurta da sizinle birlikte aynı sürede yaşıyor. Yani siz 25 yaşındaysanız 25 yıllık yumurtalarınız var. 40 yaşındaysanız 40 yıllık yumurtalarınız var. Ve yaşın ilerlemesiyle birlikte genetik anormallikler arttığı için de başarı şansı azalıyor. Hı-hı. Dolayısıyla tüp bebekte ne kadar erken esasında o kadar başarılıyız. Hastalardan da istediğimiz esasında bir tane şey var. İlaçlarını doğru ve zamanında kullanmaları. Onun dışında hastanın ne yumurta sayısına, ne yumurta kalitesine, ne döllenme oranına kendilerinin hiçbir katkısı yok inanın ki. Peki. Hastanın yapması gereken doğru zamanda ilaçları kullanmak, biraz da morali tabii yüksek tutmak olabildiğince. Önemli. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında peki neler yapılabiliyor şimdi şu anda? Şimdi %100 başarılı bir tedavi olmadığı için tekrarlayan başarısızlık başımıza gelebiliyor. Burada artık yavaş yavaş yıllar içinde gözlerimizi rahme çevirdik. Çünkü biz yıllar içinde embriyo ile çok uğraştık. Embriyo kalitesi çok yüksek olsun diye gerçekten çok bilimsel çalışmalar yapıldı. Dediğim gibi laboratuvar teknolojisi ilerledi. Ama rahim onu kabul etmediği sürece siz harikulade bir embriyo verseniz başarı elde edemiyorsunuz. Rahimde de olay birazcık farklı noktalarda. Yani mesela embriyo yapıştırıcısı dediğimiz bir şey kullanıyoruz. Embriyo yapıştırıcısı normal insanda olan bir molekül esasında. Ancak bazı insanlarda daha az.
Embriyo bir yuvarlak, böyle top gibi, rahimde düz. İlk teması kolaylaştırmak için bu yapıştırıcı molekül gerçekten işe yarıyor. Ve bu mesela ekstra olarak transfer sırasında verildiğinde başarıyı yukarı doğru çekiyoruz. Yine rahim kasılabilen bir organ. Eğer transfer sırasında kasıldığı takdirde milimetrik dahi kasılsa, anne adayı bunu hissetmiyor. Ben ultrasonda görmüyorum ama embriyo dışarı doğru itekleniyor. Bir refleks buna karşı, olarak itebiliyor. Evet, buna karşı bir ilaç var. Transfer öncesi ve sonrası uyguluyoruz hastalara. Rahmin gevşek kalmasını sağlıyor. Bu da mesela bu tip kasılmaları engellediği için şansı arttırıyor. Bunlar hep son senelerde repertuarımıza giren hastalarımıza uyguladığımız tedaviler. Ama aslında tedavileri sizin farkında olmadan etkileyen faktörlermiş, değil tabii, mi? Tabii ki. Ya biz de yavaş yavaş tabii ki. Yani tıp öyle bir şey ki bundan 15 sene önce ne yapıyorsanız şu anda farklı şeyler yapıyorsunuz. Teknoloji değişiyor, bilgi artıyor ve o bağlamda da bizim tedavilerimiz hep biraz değişiyor. Polikistik over sendromunda tüp bebek başarısı neden yüksektir hocam? Çok yumurta vardır. Çok yumurta vardır. Polikistik over esasında Türkçesi kötü bir tercüme. Tembel yumurtalık diye hastalara açıklıyor bazı meslektaşlarımız. Hasta geliyor, benim yumurtalığım tembel. Diyorum ki hiç tembel değil, tam tersine çok çalıştığı çok için düzenli yumurtlama olmuyor sizde. Ama tüp bebek tedavisinde gerçekten bir sefer yumurta toplayıp 3 farklı yaşta çocuk hediye ettiğimiz hastalarımız var. Çünkü donduruyoruz. Dondurduktan sonra işte bir 7, bir 5, bir de 3 yaşında 3 tane çocuğu olan ailemiz var. Esasında onlar aynı gün döllendiği için 300. Ama tabii ki farklı zamanlarda dünyaya geldikleri için de böyle bir enteresanlık oluyor. Peki genetik tarama testlerinden biraz bahsedelim hocam. Kimlere yapılıyor? Tabii genetik bilimi son zamanlarda korkunç ilerlemeler kaydetti ve bize de gerçekten çok büyük yardım oluyor. Çünkü daha embriyoyu anne rahmine yerleştirmeden 46 kromozomun hepsini sayısal olarak tarayabiliyoruz. Bu da mesela en bilinen Down sendromunu daha anne rahmine yerleştirmeden tespit ettiğimiz anlamına geliyor. Ve bu şekilde de normal genetik yapılı bir embriyo yerleştirdiğimizde hem gebelik şansını artırıyoruz, hem düşük ihtimalini azaltıyoruz, hem de tabii ki sakat bir çocuk dünyaya gelmesinde baştan önlemiş oluyoruz. Bunun dışında mesela ailede bir hastalık var, ailesel Akdeniz anemisi var mesela. Diyorsunuz ki benim çocuğumda olmasın bu hastalık. İşte bu hastalığın geni bilindiği için o gende taranıp, o geni olmayan bir embriyo transfer ederek, yani bir sonraki nesle sizin ailenizde olan bir genetik hastalığı da geçmesini engelleyebiliyoruz. Bütün bunlar tabii ki son zamanlardaki teknolojik gelişmeler. Esasında hastaları çok mutlu ediyor. Özellikle de aile içi evliliklerin olduğu, sık olduğu ülkemizde çok önemli bunlar. Peki tüp bebekteki havuz yönteminden biraz bahsedelim hocam, nedir? Deminki polikistik yumurtalığın aksine bazı hastalarımızda gerçekten az sayıda yumurta var. Özellikle 40 yaşın üstünde genellikle her tedavi döneminde bir veya iki tane yumurta elde ediyoruz. İşte bunları biriktirip bir havuz yaparsak başarı çok daha yüksek oluyor. Çünkü o embriyoların içinden seçme şansımız oluyor. Ne yapıyoruz? Bir tedavi dönemi yapıyoruz. Artık bilgi arttığı için aynı adet döneminde iki defa yumurta toplama şansımız da var. Özellikle İstanbul dışından gelen hastalarımızın zaman limiti kısıtlı olduğu için bu hastalara aynı adet döneminde iki sefer yumurta toplayıp bir havuz oluşturuyoruz. Ve oluşturduğumuz havuzdan da en iyi embriyoları, yani en kalitesi yüksek olan embriyoları seçtiğimiz için 40 yaşın üstünde dahi yüksek gebelik oranı verme şansını bize gösteren, bize sağlayan bir yöntemdir havuz yöntemi. Kadında peki yumurta sayılarının azalmasından bahsettik az önce. Bu yumurta sayısının azalmasını hızlandıran olumsuz faktörler neler? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Sonrasında da embriyo kalitesini ne belirliyor? Yumurta mı belirliyor yoksa sperm hücresi mi etkiliyor? Yumurta sayısının azalması bir genetik olabilir. Bazı hastalarımız geliyor, işte annem benim 30'lu yaşlarda menopoza girdi veya teyzem 30'lu yaşlarda menopoza girdi diye. Bu hastalara çok dikkatle bakıyoruz çünkü aynı şey onların da başına gelebilir. Eğer doğuştan yumurta sayıları az ise bunlar daha erken yaşta bitecektir ve menopoz daha erken yaşta bu hastalara gelecektir. Dolayısıyla demin de bahsettiğimiz AMH hormonunu düzenli ölçerek aşağı yukarı menopoz zamanını tespit etme şansımız var ve ondan önce dediğim gibi eğer yumurtaları dondurabilirsek de artık menopoza da girse o kadın anne olma şansına sahip.
Embriyo kalitesini ne belirler? Şu anda görsel olarak gösterebilseydim, siz de buna çok çabuk cevap verirdiniz. Yumurta spermin 300 katı büyüklüğündedir. Dolayısıyla yumurtanın bu konudaki rolü spermden çok çok daha fazla. Şöyle de düşünmek lazım, yumurta döllendikten sonra rahme gelişi 6-6,5 gün sürer. O 6-6,5 gün süresince yumurta kendi beslenmesini kendi içinden yapmak zorundadır. Herhangi bir damar bağlantısı yoktur. Dolayısıyla o 6,5 günlük enerjisi yumurtanın içindedir. Her yumurtanın içinde bu vardır. Dolayısıyla o sorunun cevabı da embriyo kalitesini daha çok yumurta belirler olarak söyleyebiliriz. Yumurta sayısı azsa nasıl bir tedavi uygulanıyor ve az da olsa o yumurtanın kalitesi artırılabiliyor mu? Yumurta kalitesini değiştirme şansımız yok. Yaş eğer genç ise, şimdi şöyle bir soru sorulabilir. 25 yaşındaki bir kişide bir yumurta mı tercih edersin? Ben tüp bebek doktoru olarak 40 yaşında 8 tane yumurta mı tercih edersin? 25 yaşında bir yumurtayı tercih ederim. Çünkü kalitesi çok daha yüksektir. Yüksek oluyor. Yumurta kalitesini değiştirme şansımız yok. Nasıl ki beyazlayan saçımızı tekrar siyahlaştıramıyorsak veyahut işte yıpranan cildimizi tekrar eskisi gibi gergin hale getiremiyorsak herhangi bir ilaçla, yumurta kalitesini de değiştirme şansımız yok. Onun için hep programlarda yaş çok önemli, yaş çok önemli. Altını çiziyorum, üstünü çiziyorum. Dolayısıyla gerçekten ona dikkat etmek gerekiyor. Kaybedilen vakit çok zor elde ediliyor. Yumurta sayısı azsa da şunu da unutmamak gerekiyor. Bazen hastalar geliyorlar, diyorlar ki bir yumurtayla olur mu? Şu stüdyoda tüp bebek yoksa hepimiz bir yumurtadan olduk. Analarımız beşer beşer yumurtlamadı. Dolayısıyla bir yumurta bizim için esasında yeterli. Eğer o yumurtadan yeterince verim alabiliyorsak. Yumurtanın yaşı önemli yine dedik. Yumurta dondurma işlemi zor bir işlem midir hocam? Hep merak ediliyor. Evet, çok böyle sorulan bir soru. Gözde büyütülen bir şeymiş esasında gibi. Esasında çok kolay aslında bir işlem. Çünkü günümüzde geldiğimiz nokta isterseniz tabii, anlatalım. Teknoloji artık çok, ya yani ilaç teknolojisi de çok ilerlediği için sadece 10 günlük bir tedavi ve onun akabinde de aşağı yukarı 15 dakikalık bir operasyondur. Genel anestezi altında yapılır. Herhangi bir ağrısı, sancısı yoktur. Ondan sonra yumurtalar dondurulduktan sonra istediğiniz kadar saklanır. Yani bunun bir sınırı zaman yok, limiti yok. İdeali de aşağı yukarı 15 yumurta dondurulmuş olmasıdır. Hı hı. Yani 15 yumurtayı dondurduğunuz takdirde ileride bebeğinizin olması ihtimali son derece yüksektir. Gönül rahatlığıyla zamanı harcayabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Erkeklere baktığımız zaman sperm sayısı artırılabiliyor mu? Sperm sayısı daha çok artırılamaz ama erkekte şansımız şu ki erkekte milyonlarca sperm var. Ve o milyonlarca sperm düşse bile, yani içlerinden bir tane sperm olsa bile o bir tane yumurtayı dölleme şansımız var. Hiç sperm olmayan erkekler var ki günümüzde artık daha sık görmeye başladık bunu. Orada da dokudan sperm alarak mikrotest dediğimiz bir ameliyat yapıyoruz. Mikroskop altında çok küçük bir yerde bile sperm üretimi olsa oradan o spermi alarak o insanın da baba yapma şansımız var. Erkeklerde işimiz biraz daha kolay yani. Geldiğimiz nokta enteresan gerçekten. Peki embriyoskop nedir hocam? Ne işe yarar? Embriyoskop embriyoların 24 saat süreyle incelenmesini sağlayan bir cihaz. Bu cihazın içine embriyoyu koyduktan sonra 5 gün hiç çıkartmamıza gerek yok. Çünkü normalde çıkartıp bakmamız gerekiyor gelişimleri nasıl diye. İçinde bir kamera sistemi var. Bir BBG evi gibi. Dolayısıyla o kamera sistemiyle embriyonun gelişimini görebiliyoruz. Aynı zamanda da embriyoların gelişimini paralel olarak, bunlara bir video film olduğunu düşünün, paralel olarak oynatıp hangisi hızlı gelişiyor, hangisi yavaş gelişiyor, hangisi eşit bölünüyor, hangisi biri küçük biri büyük bölünüyor. Bütün bunlar bize hangi embriyonun daha çok gebelik şansı verdiğini söylediği için de bu cihaz sayesinde gebelik şansını çok daha artırabiliyoruz. Çünkü diğer yöntemle sadece günde bir kere embriyonun gelişimini kontrol ediyoruz. Çünkü şu yaşadığımız atmosfer embriyo için zararlı. Onların kendi bir atmosferi var. Onun dışına çıkartmamak gerekiyor. Bu cihaz kapalı bir sistem olduğu için zaten hiçbir zaman dışarı çıkartmıyoruz. O da zaten embriyonun kalitesinin artmasına da sebep oluyor. Peki hocam, son olarak altın yumurta nedir? Kimlere uygulanır? Altın yumurta gerçekten çok az sayıda yumurtası olan yaşı ileri hastalarımızda uyguladığımız bir yöntem. Havuz yöntemine uyguladıktan sonra buna bir genetik tarama testi ekliyoruz. Ve altın yumurta, yani genetik olarak sağlam,
kalitesi yüksek olan yumurtayı buluyoruz. Ve aşağı yukarı %50'lik bir gebelik şansı veriyor. Yaşı çok ileri olan hastalarda dahi. Hı hı. Çünkü genetik olarak sağlam yumurta esasında rahme kolayca yerleşiyor ve düşük ihtimalde az olduğu için başarı yüksek oluyor. Onun için çok kıymetli olduğu için de altın yumurta diyoruz. Deniyor. Peki, Doktor Hakan Özörnek hocama verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ediyorum. Ben hocam teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık. Sağ Biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Çağla ile yeni bir gün devam edecek.